Değerli arkadaşlar, büyük bir acı yaşadık, büyük bir üzüntü yaşadık. TUSAŞ'a olay yaşandığında hem genel müdürümüze, yönetim kurulu başkanımıza ulaşmaya çalışıp ulaştığımızda da hem geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimizi iletmek istediğimizi ve burayı ziyaret etmek istediğimizi söylemiştik. Tabii hem delillerin toplanması hem halen daha tuzaklı olabilecek patlayıcılardan dolayı dün Sayın Meclis Başkanı'nın ziyaretine kadar bu olanaklı değildi. Meclis Başkanımızın ziyaretinden sonra biz de talebimizi yeniledik ve bugün biraz önce Genel Sekreterimiz, Genel Başkan Yardımcılarımız, Gölge Kabine'deki ilgili bakanlarımız, meclisteki ilgili komisyondaki milletvekillerimiz ve Kahraman Kazan Belediye Başkanımızla ve İl Başkanımızla birlikte TUSAŞ'a bir taziye ve geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Öncelikle dün cenazelerine katıldığımız 5 şehidimize Allah'tan bir kez daha rahmet, acılı ailelerine bir kez daha sabır diliyorum. 22 yaralımızdan 14'ü taburcu oldu. 8'inin sağlık durumlarını tedavi gördükleri hastanelerde yakından takip ediyoruz ve onların da şifa ile taburcu olmaları için hem elden gelenin yapıldığına şahitlik ediyoruz hem de dua ediyoruz. Bugün ziyaret ettiğimiz kurum Türkiye'nin göz bebeği bir kurum. Yaşanan süreçten dolayı hem sosyal medya üzerinden hem televizyonlarda çeşitli eleştiriler alınıyor. Bu konu önümüzdeki günlerde tabii enine boyuna tartışılacak, güvenlik zafiyetiyle ilgili bir takım konular. Ama burada 17 bin kişinin çalıştığı bu kurumla ilgili şunu söylememiz lazım. Bir kusur varsa şunu ifade etmek gerekiyor ki hepimizi koruyan, sınırımızı koruyan, askerimizi koruyan, ordumuzu koruyan, hepimizin can güvenliğini sağlamak için gece gündüz çalışan bu insanları koruyamadıysak hepimizin oturup bir düşünmesi, bir öz eleştiri yapması lazım. Elbette ki olayın sıcaklığı ortadan kalktıktan sonra hem meclis eliyle hem de tüm yönleriyle araştırılacak ve üzerinde çok konuşulacak hususlar var. Tabii burada aldığımız sunum sırasında da bir takım konularla ilgili bir takım yanlış değerlendirmeler konusunda bilgi sahibi olduk. Bazı görüntülerin, bazı fotoğrafların bizimle paylaşılmış olmasını da son derece kıymetli buluyoruz. Burası Türkiye'nin göz bebeği bir kurum. Ben Kaan uçtuğunda ilk paylaşımları yapan ve burayla nasıl gurur duyduğumuzu ifade eden siyasetçilerden bir tanesiydim. Tüm Cumhuriyet Halk Partililer, TUSAŞ'ın ve iştiraklerinin, teyinin ve yapılan tüm projelerin arkasında büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Ve en çok destek olunması gereken kurumlardan bir tanesi, hem savunma sanayinin stratejik öneminden hem de ihracat yapıyor burası ve neredeyse 1 milyar dolar geçen sene Türkiye'ye yüksek teknoloji ihracatıyla gelir kazandırdılar. Türkiye'de cari açığın kapatılmasına katkı sağlayan, cari açığa değil kapatılmasına katkı sağlayan bir kurumla karşı karşıyayız. Türkiye'nin ihracatının %4'ü yüksek teknolojiye, katma değere dayalıyor. Onu yapan kurumlardan bir tanesi burası. O açıdan yıpratmak yerine varsa eksiklikler, o eksiklikleri derhal ve hızlı bir şekilde ortadan kaldırmak, bu tip kurumları korumayı kendine bırakmak yerine bu tip kurumların en ciddi şekilde silahlı kuvvetler ve emniyet tarafından korunmasına dikkat etmek, belki bu kurumların içinde özel timler bulundurmak, en küçük askeri birliğin içinde 24 saat hazır bekleyen, kıyafetiyle yatan, silahı elinde uyuyan ani müdahale mangaları var. Bunları mutlaka bu tip kurumlarda, ki bu kurum dünyada aynı kampüsteki en büyük, tek bir kampüs içindeki en büyük savunma sanayi kuruluşu. Ondan durumun ciddiyetini kavramak gerekiyor. Biz TUSAŞ'ın bizim için yaptıklarını TUSAŞ için mukabele etmekte bir eksiklik olduğu açık. Bu konuda İçişleri Bakanlığı'nın ve Milli Savunma Bakanlığı'nın kendi değerlendirmelerini de
hızlı bir şekilde yapmaları gerektiğini ifade etmek isterim. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi ve başsağlığı dileklerimizi aktarmak isterim. Şimdi konuyla ilgili olabilir. Zamanlama itibariyle ve seçilen kurum itibariyle bir tartışma söz konusu. Özellikle normalleşme adımlarının açıklamalarının yapıldığı bu dönemde böylesine kritik bir kurumun hedef alınmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle bu son siyasi gelişmeler çerçevesinde. İçeriden ya da dışarıdan bu belki yakın zamanda öğrenilemeyecek ama orta vadede ve uzun vadede birlikte öğreneceğiz. Bu hedef boşuna seçilmedi. Bu hedef Türkiye'ye kendi uçağınızı yapıyorsanız, kendi uçak motorunuzu yapmak için bir azminiz varsa ve ülke olarak bunun arkasında duruyorsanız, ayağınızı denk alın diyen bir dış kuvvet söylüyorsa, biz o dış kuvvete diyoruz ki bizi yıldıramazsınız. Bu hedeflerden Türkiye'yi geriye bırakamazsınız. Yok içeride birileri burayı, bu stratejik hedefi seçerek ülkeye istikamet vermek veya bir takım olayların gelişimine engel olmak ya da yön çizmek istiyorsa, buna teslim olmamak bunlara verilecek en iyi cevaptır. Terörü kim ne amaçla kullanıyorsa, ne amaçla yapıyorsa, kimden ve nereden geliyorsa lanetliyoruz. Bunu çok açık ve net bir şekilde ifade etmek gerekir. Bütün vatandaşlarımıza şunu söyleyeceğim. Biz pazar gününe bir yaşam hakkı mitingi koymuştuk. Ölen kadınlar, ölen bebekler, ölen çocuklar, yanan ormanlar, katledilen canlarla ilgili. Bu felaket yaşandıktan, bu hain saldırı yaşandıktan sonra dün o gündemle toplandık. Ve bir karar vereceğiz. Mitingi iptal edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Dedik ki etmeyeceğiz. Zaten biz bunları yapmayalım diye, zaten biz cesaretimizi kaybedelim diye, biz sinersek toplum sinsin diye yapıyorlar bunları. O yüzden belki müzik çalmayacağız ve teröre ve her türlü şiddete karşı yaşam hakkını savunmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz. Elbette kişisel endişeler, yakınlarımızın güvenlik endişeleri son derece haklı ve insani endişeler. Ama terör bu endişeleri yönetmek istiyor, bu korkuyu yönetmek istiyor. Terörden medet umanlar bunu yapmak istiyorlar. O yüzden çok açık bir şekilde biz korkmuyoruz, biz sinmeyeceğiz. Biz pazar günü saat 14.30'da Beşiktaş Meydan'da olacağız ve hem teröre hem her türlü şiddete meydan okumak için oradayız. Tüm İstanbulluları, İstanbul'a erişim mesafesinde olan herkesi de bu kararlılıkla mitinge bekliyoruz. O mitingi siyasi bir mitingden olmaktan çok korkuya karşı bir meydan okuma mitingi olarak görüyoruz. Bir diğer tartışma 29 Ekim. 29 Ekim'de de asla ve asla elbette bir takım şarkıcılar çok neşeli, çok hani şu andaki ruh halimize uygun olmayan bir takım şarkıcıların, bir takım sanatçıların belki ileri bir tarihe ertelenebilir yapacağı konserler. Ama yas havasına uygun her türlü konserin yapılması, korkmadan insanların meydanlara çıkmaları, tüm etkinliklerin iptal edilmemesi ve 100. yılda yaşadığımız ilk günkü coşkuyla 29 Ekim'e sahip çıkmakta Cumhuriyet Halk Partisi'nin pazar günkü mitingini ertelemediği ruhuna son derece uygundur. Bir mitinge siyasiler katılabilir, siyasi partiyle üyeleri katılabilir, ona destek vermek isteyenler katılabilir ama 86 milyonu 29 Ekim günü Cumhuriyet'e sahip çıkarken sokaklarda olmaya, meydanlarda olmaya, Ankara'da 1. Meclis'in önünde olmaya, Anıtkabir'e yürümeye, Anıtkabir'de olmaya her siyasi görüşten insanı elinde bayrağıyla Cumhuriyet'e sahip çıkarken Cumhuriyet'i kuran kadroların cesaretinden ilham alarak Cumhuriyet düşmanlarına, bu ülkenin düşmanlarına, bu ülkenin ortak düşmanlarına meydan okumaya davet ediyoruz. Efendim, bir sorumuz daha olabilir mi? Buyurun. Sayın Bahçeli'nin çağrısı ile ilgili Cumhurbaşkanı'nın henüz sessizliği sürüyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu TUSAŞ'la ilgili konuştu ama bu çağrı ile ilgili henüz sessiz. Efendim şöyle bir şey söyleyelim. Yani sorunun muhatabı ben değilim. Siz bütün gazeteciler, uçakta gazeteci yokmuş, bu soruyu sormamışlar. Ama mutlaka
gazeteciler bu soruyu soracaklar ve Erdoğan'dan bir yanıt alacaksınız. Ben o konudaki inancımı koruyorum. Yani dikkatle takip ettim haberi. Uçakta bu konuya değinmedi. Altını çizmişler. Hiçbir gazeteci bu soruyu sormadı. O gazetecilerin çocukları bir gün şöyle diyecekler. Benim babam eskiden gazeteciydi veya rahmetli babam, bir gün hepimiz öleceğiz. Çocuklar diyecek ki rahmetli babam, rahmetli annem gazeteci. Kimdi deyince, ismini söylediğinde o gazeteci değildi derler böyle yapılırsa. O yüzden gazeteciler gazeteciliğini yapsın, siyasetçiler siyaseti yapsın. Onun dışında değerlendirme halkımızın, milletimizin, bizim merakımızı giderecek olan, herkesin merakını giderecek olan ben değilim. Ben Erdoğan yerine konuşamam. O merakın giderilmesine katkı sağlayacak olanlar sizlersiniz. Son olarak efendim, şunu da soralım Diyarbakır'dayken, siz Diyarbakır'dayken basına kapalı bir toplantıda şu an iktidarın karşısında olmak bize belki oy kazandırmaz. Ancak biz tarihin doğru tarafında olmuş oluruz. Arkadaşlar belki öyle bir şey yok. Öyle iktidarın karşısında olmak der miyim arkadaşlar? Ben ana muhalefet partisi lideriyim ve iktidarın karşısındayım. Onları yenmek, iktidardan indirmek için gün sayıyorum. Dakikaları sayıyorum. Böyle bir şey demem. O kapalı toplantıdan hani kötü niyetle veya şeyle yazılmıştır demiyorum. Benzer bir cümle oldu. Şöyle söyleyeyim. İktidarın karşısında değil. Eğer biz Türkiye'ye barış getirecek, terörü bitirecek bir sürecin karşısında kısa vadeli beklentilerle durursak tarih önünde yanlış yapmış oluruz dedik. Niye iktidarın karşısında olmayayım? Kaya gibi karşısındayız. Bu iktidarın karşısında durmaktan ama onu aktaran arkadaş hani şu anda sırf iktidara muhalefet etmek için bu sürecin karşısında gibi aktarılsa daha doğru olurmuş. Bizim karşısında durmadığımız şey barış umududur. Karşısında durmadığımız şey net olarak terörün bitmesi, silahların bırakılması umududur. Bu başka bir şey. İktidarın karşısında durmak başka bir şey. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Yöntem olarak da yani oradan oraya bir parti siyasi yan kesicilik umuduyla efendim Özgür Özel ülke vaat etti. Ya bir kelime sonra şunu söylüyorum. Bu ülkeyi Türklerle birlikte Kürtlerin de 86 milyonun kendini ait hissettiği bir ülke yapalım. Size devleti tam olarak benim gibi sahiplenmeyi teklif ediyorum demek. Toprak teklif etmek demek midir? Teklif ettiğimiz devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 86 milyon sahiplenmek. Buna kim karşı çıkabilir? Yok efendim Abdullah Öcalan'ın o fikir Sayın Bahçeli'nin fikri. Biz dedik ki meclis odaklılık ve ne yapılacaksa meclis karar verecek. Sayın Bahçeli kendine özgü çok tartışmalı bir şey söyledi. Bizim pozisyonumuz şu çok net. Biz şehit ailelerinin ve gazilerin de yüzüne bakamayacağımız hiçbir sürecin içinde olmayız dedik. Bu çok net. Biz barışı destekliyoruz, silah bırakmayı destekliyoruz. Ama eğer Abdullah Öcalan'ı buraya getirme fikrinin sahibi Sayın Bahçeli'dir, ona sorulması lazım. Bizim öyle bir fikrimiz yok. Ama biz tüm aktörlerin sözü kıymetlidir diyoruz. Öcalan konuşacak diye illa Bahçeli'nin de kullandığı demli ortak kullanıyorlar. O kürsüye gelmek zorunda değil. Öcalan bulunduğu yerden imkan verilir, o çağrısını yapar. Bu kadar basit bir meseleyi bir parti siyasi yan kesicilik yapacak, Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratacak diye bu algı oyunlarına kimse alet olmasın. Bizim duruşumuz, pozisyonumuz nettir. Sayın Özel, son olarak da şunu soralım mı? Çözüm süreci olarak da değerlendirilen bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi TUSAŞ'a gerçekleştirilen bu terör saldırısı sonrası bu süreç farklı bir evreye girer mi? Yani nasıl bir süreç onu henüz bilmiyoruz. Yani Erdoğan bir konuşsun. Her konuda konuşan Erdoğan konuşsun. Ona çok yer veren medya sözüm meclisten dışarı versin. Erdoğan geceliğin uykusunda konuşmaya başlasa zannı yayına geçenler bir Erdoğan'a bunu sorsunlar. Neden bahsediyoruz bir bilelim. Ondan sonra ama TUSAŞ'a yapılan saldırının amacı neyse hepimizin ortak iradesiyle bu ülkenin geri püskürtülmelidir. Onu söylemek isterim. Abi, teşekkür ederiz.